Efendimizin derdi bir nesil yetiştirmekti. Ayşe validemiz anlatıyor. Efendimizin vefata yakın anlarıydı. Ezan okundu. Eshab-ı kiram Efendimizi bekledi. Efendimizin mescide kadar yani mihraba kadar yürüyecek takati yoktu. Artık son anlarıydı. Gel dedi, ya Resulallah siz gelmeden namaza durmayacağım. İlla içinde siz olacaksınız. Ne kadar bir muhabbet. Yine Allah Resulü'nün muhabbeti, bir kova su getirin dedi. Efendimiz bir kova suyu dökündü. Ayağa kaldırdılar. Bak yürüyecek hali yoktu. Yine orada yığıldı Efendimiz. Bir müddet sonra yine bir kova su daha istedi. Onu da dökündü. Yine hareket edemedi. Yine yığıldı. Bir müddet yine istirahatten sonra Efendimiz'deki bir muhabbet yine bir kova su istedi. Döküldü. Bir koluna Abbas amcası girdi. O öbür koluna Hazreti Ali radıyallahu anh girdi. Öbür kolunda Abbas da diyen mihraba kadar götürdü. Öbür koluna sahip üçer adım koluna giderek tebrükle şeye kadar götürdüler. Bak namaz kılacak hali yoktu. Ebu Bekir Efendimiz'e işaret etti. Ebu Bekir Efendi namazı kıldı. Kendisi Ebu Bekir Efendimiz'e iktida etti, huydu. Ayşe validemiz diyor ki, selam verildi diyor. Çok muzdarip diyor, ızdıraplıydı diyor. Fakat döndü diyor, arkasına baktı şöyle diyor. Arkasında güzel bir Eshâb-ı Kirâm cemaati gördü. Güzel bir rahmet taşıran bir nesil gördü. O kadar o hastane, o kadar güzel tebessüm etti ki, ben Allah Rasûlü'ne o kadar güzel tebessüm ettiğine, arkasında bir nesil bırakarak, ben öyle bir tebessüm görmedim buyurdu. İnşallah Cenâb-ı Hak, hepimize arkamızdan, evlatlarımızdan, toplumdan güzel bir nesil bırakarak intikal etmeyi Cenâb-ı Hak nasip eylesin.